Hükümetin bütçesi daha önceki yıllar bütçesi gibi hem yaşayan nesillerden topladığı paralarla hem geçmişlerimizin, mezarda yatan geçmişlerimizin birikimlerini harcayarak aynı zamanda gelecek kuşaklarda borçlandırarak yürüttüğü bir bütçedir. 2023 bütçesi de aynı şekilde 660 milyar Türk lirası açık veren 566 milyar lira faize para ödeyen bir bütçedir ve Maastricht kriterleri açısından da bütçe açıkları son iki yılı itibariyle sınırı aşmış vaziyettedir. Değerli arkadaşlar, bu iktidarın bütçeleme ve ekonomi yönetimindeki en önemli taktiklerinden biri rakamları eğmesi, bükmesi, gizlemesi ve karşılaştırılamaz hale getirmesidir. Bunun en açık delili sürekli olarak kamunun yani devletin ödeme garantilerini borçlar içerisinde göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bakın, şehir hastaneleri ödeme garantileri son 8 yıl itibariyle yani 2017-25 arası dönem itibariyle 221 milyar liradır. Otoyol ve köprü garantileri ise 248 milyar liradır. Yani devasa bir rakam, toplam 569 milyar lira sadece 8 yıla ait ödeme garantileri için bütçeden aktarılan paradır. Allah aşkına bu yatırımları bu parayla yapmaya kalksaydınız 10 kat fazlasını yapardınız. Üstelik de burada diğer garantilerin miktarının ne olduğu belli değil. Bu garantiler 20 yıl sürecek. 8 yıllık dönem sonrasındaki garantilerin toplamının ne olduğu da belli değil. Aynı şekilde değerli arkadaşlar, bakın Eylül-Ekim aylarında yeni bir ekonomik modele geçiyoruz. Bu modelle ihracat patlayacak, cari açığı kapatacağız, dış ticaret fazlası vereceğiz diyen hükümet maalesef ihracatı değil ithalatı patlatmıştır ve hem dış ticaret açığı hem de cari açık tarihi rekorlar kırmıştır. İhracata bakıyorsunuz, 2022 255 milyar, 2023 265 milyar. Yani patinaj yapmış, yerinde sayıyor ya. Hani ihracatı patlattıydınız? 10 milyar dolarlık bir fark var. Ama ithalat rakamına bakıyoruz, 271 milyar olan 2021 ithalatı 2022'de 360 milyar olmuş. Yani 90 milyar artmış. Buraya kürsüye çıktıkça hükümetin ithalatı patlattık, ihracata patinaj yaptırdık demesi lazım. Gerçekçi olmak bunu gerektirir. Cari açık aynı şekilde. 2021 cari açığı 13 milyar, 2022 47 milyar. Değerli arkadaşlar, 3.6 kat bir önceki seneye göre daha yüksek. Hani cari açığı kapatacaktınız siz bu politikayla? Tarihi rekor kırmışsınız. Bırakın kapatmayı. Tarihi rekor. Demek ki sizin ekonomik modeliniz iflas etmiştir. Bunun peşine takılıp gitmeniz yanlıştır. Gayri safi milli hasıleye oran ise %6 civarındadır ki gerçekten çok yüksek, tarihi rekor dönemlerinden birini ifade etmektedir ki bunu olumsuz anlamda söylüyorum. Sistemin ve politikanın iflas etmiş olduğunu göstermek için söylüyorum. Aynı şekilde enflasyon rakamlarına bakıyoruz değerli arkadaşlar. %84.4 TÜFE. Ya dünyada da var. Nerede var? Dünya ortalaması %9. Sayın Bakan'ın konuşma metninde var. Dünyada %9'luk enflasyon, Türkiye'de %84. 2002 ile karşılaştırmaya meraklısınız. 2002'de enflasyon AK Parti gelmeden önce %29'du. 3 kat artırmışsınız. Hatta ÜFE'de enflasyon 2022 itibariyle %136'dır arkadaşlar. 2022'de bu rakam %30'du. Yani 4,5 kat artırmışsınız. Aman batıda da var.
Ben merak ettim. AK Parti'nin iktidar yılları 2002'den 2022'ye 20 yıl yapar. Bu 20 yıl boyunca batıda toplam enflasyon ne diye. Amerika'daki toplam 20 yıllık enflasyon sizin iktidarınız dönemi boyunca %54. %54. Sizin yıllık enflasyonunuz 20 yıllık ABD enflasyonu neredeyse iki katı. Avrupa Birliği'nde daha düşük. Nerede dünyadan geliyor enflasyon? Sizin yanlış ve bozuk politikalarınız yüzünden geliyor. En fecisi de gıda enflasyonu. Bakın OECD, G7 ülkelerinde 40 ülkede gıda enflasyonunun ne olduğunu gösteriyor. En başta Türkiye var. Türkiye %100'ün üzerinde bir gıda enflasyonuna sahip. Şampiyon. Türkiye'den sonra ikinci ülke Macaristan. Ondaki gıda enflasyonu %42. Türkiye'deki ikinci ülkenin bile 2,5 katı neredeyse. Nerede başarınız var? Başarısızlık var ve uyguladığınız politikayla bir felaket var. Büyüme rekorları kırıyoruz. Nerede büyüme rekorları kırıyorsunuz değerli arkadaşlar? Rakamlar ortada. 2021'de gayri safi yurt içi hasıla, yani milli gelir, 816 milyar dolar. 2022'de 808 milyar dolar. Yani 8 milyar dolar milli geliri azaltmışsınız. Sizin büyüme dediğiniz milli geliri azaltmak demektir. Nerede rekor kırmışsınız? O dünya böyle şöyle, rakamlar ortada, sizin verdiğiniz rakamlar. Üstelik geçmiş yıllarla bugün karşılaştırılırken salt rakamlar karşılaştırılmaz. Üstel fonksiyon denilen bir şey vardır matematikte. Başladığınız yıla kadar o ülkenin birikimleri vardır. Ona göre bir milli gelir ortaya çıkar. Sonra 20 yıl sonra milli gelir buraya geldi diye rakamları salt, yalın karşılaştıramazsınız. Neden? Nüfus 20 milyon artmış zaten o günden bugüne. 2002'ye kadar Türkiye'nin girişimci potansiyeli, sermaye potansiyeli 2002'den sonraki döneme de ilave katkılar sağlamış. Ama siz bununla birlikte patinaj yapmışsınız. Bakın, bir de dolar enflasyonu diye bir şey var. 2002'den 2022'ye kadar 20 yıllık dolar enflasyonunu da dikkate alarak ancak kıyaslama yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde gerçekten tablo vahim. Üstelik 2008'de 16'da hesap yöntemini değiştirmişsiniz. Rakamlarınızı güzelleştirmek, düzeltmek için. Ekonomiyi düzeltemeyen iktidar rakamlarla oynamaya meraklıdır. Bakın 2016 yılındaki hesap değiştirme, hesaplama yöntemini değiştirmeyle milli gelir ne hale geldi? 2011-2016 yıllarında milli geliri eski hesaplama usulüne göre %110 artırdılar yıllık ortalama olarak. Veya 2003-2010 yılları arasındaysa gittikçe geriye gittikçe düşürmüşler, yıllık ortalama artış yeni hesaba göre %1. AK Parti döneminden önceki yıllar için, 2002-1998 yılları için ise büyüme oranını yıllık ortalama %1 küçültmüşler. Değerli arkadaş, kendi dönemine ait yıllık ortalama %110 büyütüyorsun da senden önceki dönemi niye %1 küçültüyorsun? Nasıl karşılaştıracağız? Nasıl karşılaştıracağız? Özet olarak üstel fonksiyon, dolar enflasyonu, 2008 hesap değişikliği, 2016 hesap değişikliği dikkate alındığında milli gelirde bir artış yoktur. Patinaj vardır. Ve de gerçekten vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Zaten Türkiye'nin dünya ekonomisi içindekine payına baktığınızda bunu görüyorsunuz. 2020'de dünya ekonomisi içerisindeki payı %1 bile değil. 0,84. 2022'de daha düşük tahmini yıl sonu gerçekleşme. 0,67. Yani dünya... Buyurun. Neredeyse
neredeyse yüzde yarım arkadaşlar, bir bile değil. Türkiye dünya ekonomisinde kaçıncı ekonomi? 2021'de 21, 2022'de tahminlere göre 22. sırada. Ya değerli arkadaşlar, bu sıralama 1980'de de vardı 21. sıra. Hatta 2002'nin tahminine göre 1980 daha yüksekti. 1990, 91, 93, 98, o yılların Türkiye'nin dünya ekonomisi içerisindeki büyüklüğü sizinkinden daha yukarıda. Kişi başı milli gelir açısından durum ve tablo çok daha vahimdir. Ama vakit kalmadığı için hepinize saygılar sunuyorum.